Efendim merhabalar, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ömer Çetiner, makine mühendisiyim. Aynı zamanda da Seyfi Gölü Ekoloji Dernek Başkanıyım. Efendim, Seyfi Gölü Kuş Cennetimiz malum. Su seviyesi hakkında ve son durumu hakkında biraz bilgi alabilir miyim? Tabii, Seyfi Gölü Kuş Cennetimiz dünyada önemli bir yere sahip bir yer. Nedir bunlar? Üç ve üzeri koruma sınıfına sahip... Türkiye'de dört yeri var. Seyfe Gölü, Kütçen'de de bunun içerisinde, e, Tabiatı Koruma Alanı, birincide Sit Alanı ve ulusal bir kriterlere sahip olan Ramsar Sözleşmesine girmiş bir yerimiz. Şu an gölümüz maalesef tamamen kuru. Yeni yeni yağışlarla e, şekillenmeye başlayacak. Bu sene e, 2020 yılında Temmuz ortalarına kadar suyumuz vardı. Bu da e, yağışların Haziran ve Mayıs'a kayması sebebiyle böyle bir kuraklık oranımız uzun süre olmadı ama Temmuz ortasından itibaren maalesef yine tekrar gölümüz buharlaşmanın etkisiyle kurudu. Yani yanlış bilgilendirme bayağı bir var Seyfe Gölü ile ilgili bilgi kirliliğimiz hat safhada. zaten geçen de sayın valimiz de bu konuda benden açıklama istedi. Kendisine Seyfi Gölü ile ilgili bilgileri aktardım mutlu oldu. Ayrıca kendisine çok teşekkür ediyorum. Şu an çoğu şube müdürlerinin dahi gitmediği, bilmediği bilgilere sahip Seyfi Gölü'nün bütün noktalarını birlikte tek tek gezdik. Duyarlılığı için ben kendisine teşekkür ediyorum. Çünkü şu an herkes Seyfi Gölü'nü konuşuyor. Bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor. E, çoğu zaman da yalan yanlış bilgilerle kamuoyu e, oyalanabiliyor. Seyfi Gölü'nün şöyle bir önemi var. Tabanı çorak toprak. E, şu an e, üç gün daha yağmur yağsın, gölü en az yüzde yirmi, yüzde kırk dolu görürsünüz. Sebebi de şu, suyumuz tabana gitmiyor. Dolayısıyla tabandan da su almıyor. Yani gölümüz tamamen yüzey sularıyla beslenen bir yer. Aslında oraya göl demek de çok doğru bir terim değil. Çünkü en dolu halinde en derin yeri bir metreye ulaşamayan bir yer. Aslında orası bir sulak alan. Ama bizim maalesef o civardaki su seviyesinin havzadaki su seviyesinin düşmesi nedeniyle yüzeysel su girişimiz olmuyor. Sadece şu an için tek sevincimiz yağan yağmurlar ve kar. O da biliyorsunuz yeterince şu an olmuyor. Şu an Ocak ayının yarısını geçmek üzereyiz. Çok az bir kar yağışımız ve yağmur oldu. Ee, yani küresel ısınmanın etkisini e, göz ardı etme, etme etmemeliyiz. Ayrıca küresel ısınmaya sahip e, şeyi sığınıp da tedbir de almamak gibi bir e, lüksümüz yok bizim. Buna göre hareket etmeliyiz. E, yapılan çalışmalar var. E, tabii doğa birdenbire düzelmiyor. Bu çalışmaların biraz daha hızlanmasını ve aktif hale gelmesini, yapılacak yeni çalışmaların etkilenmesini arz ediyoruz. Neler yapılabilir Seyfi Gölü Kuş Cenneti'nin eski güzel güne dönmesi için? Bir, yörede alınan içme suları var. Bu konuda yapılan çalışmalar var. Ama dediğim gibi bu çalışmalar devam ediyor. Ne zaman neticelenir? Net değil. Yine nereden bakarsanız 2-3 yıllık bir süreç diye düşünüyorum. Ee, yine orada çatak projesi uygulanıyor. Bu çatak projesinin daha bir geniş kapsamlı, daha doğrusu ee, tek kalem olarak değil de e, o yörenin konumuna e, göre iki veya üç etebe ayırıp e, su tüketilen yerlerdeki e, teşviğin artırılmasını arz ediyoruz. Yine e, susuz tarıma yönelik o y yöredeki ürün çeşidinin, yelpazesinin değiştirilerek teşviklerin artırılmasını istiyoruz. E, en önemlisi de oradaki vatandaşı yok sayma gibi lüksümüz yok sulama yapacaklardır ama mutlaka onları damlama sistemine yönlendirmemiz gerekiyorsa bu konuda teşvik etmemiz veya zorlamamız gerekmektedir çünkü zaten yeterince suyumuz yok bu suyun dikkatsizce kullanılması hem aslında çok verimi artırmıyor tarlalarımızı çoraklaştırıyor ve daha çok masraf ediyoruz çünkü su yer altından çıkıyor daha önceleri 10 metreden çıkarak şu an su 80 metre kadar da düştü. Bu da ayrıca bir elektrik sarfiyatı gerektiriyor ve doğrusu maliyet gerektiriyor. Ki şu an biz neredeyse içeceğimiz suyu bile konuşacak düzeye geldik. Bunun için suyun çok dikkatlice kullanılması gerekiyor. Yine oradaki e, vatandaşlarımıza ikinci bir gelir sağlayacak çalışmaların yapılması e, gerekiyor. Çünkü o kadar vatandaşı alıp bir yere nakledemezsiniz. o da yaşıyorlar. E, şimdi kuşlarımızın mutlu olması kadar insanlarımızın da mutlu olması gerekiyor. E, şu an en büyük ve kalıcı çözüm e, Yamula Barajı'ndan o yöre gelecek olan su. Yani bu Yamula Barajı'ndan direkt gö göle su verilsin gibi bir isteğimiz yok. Zaten mantıklı da olmaz. Amacımız o e, yöredeki çiftçilerimizin tarım alanlarını sulu tarıma çevirerek hem daha çok gelir et, elde etmelerini hem de yöreye su girdiği için de yüzey sularımız yükselecek ve göle su girişimiz olacaktır diyoruz. Şu an ufukta görünen e, tek çözüm eğer hava şartları e, bu şekilde devam edilse o gözüküyor kalıcı olarak. Ha, onun için e, diğer... E, basit öneriler, çözümler var mı? Var. Zaten bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Yine ben Sayın Valimize tekrar teşekkür ediyorum. O çalışmalarla ilgili gerekli de talimatı verdi. Bu çalışmalar devam ediyor.